Merhaba arkadaşlar. Medeni Hukuk Bilgisi dersiyle ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda medeni hukukun temel kavramları üzerinde duracağız. Medeni hukuk, kişiliğin kazanılmasından kaybına kadar kişilerin eşit statüde yer alarak tarafı oldukları ilişkilerin hemen hemen tümünü düzenleyen kuralları içerir. Bu nedenle de medeni hukuk, özel hukukun en geniş dalıdır. Peki, medeni hukukun kaynakları nelerdir? Medeni hukukta kanunlar nasıl uygulanır? Medeni hukuk hangi temel kavramları içinde barındırır? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince hukuk kavramı ve medeni hukukun kaynakları, kanunların uygulanması, hak kavramı ve türleri, hakların kazanılması ve hakların kazanılmasında iyi niyetin fonksiyonu, hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına uyma mecburiyeti ve hakkın kötüye kullanılması yasağının uygulanması, hakların korunması konularını ele alacağız. İlk olarak hukuk kavramı ve medeni hukukun kaynakları üzerinde duralım. Tarihin çok eski çağlarından bu yana insanlar toplu halde yaşamayı tercih etmişlerdir. Toplu yaşama düzeni beraberinde pek çok sorunu da getirmiştir. Söz konusu sorunları çözmek, toplu biçimde yaşayabilmek için yaşamı düzenleyen çeşitli toplumsal düzen kurallarına ihtiyaç duyulmuştur. Toplumsal düzen kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, görgü kuralları, örf ve adet kuralları, hukuk kuralları şeklindedir. Toplumsal düzen kuralları genel olarak aralarında sıkı ilişkinin olduğu söylenebilir. Bu nedenle de bütün toplumsal düzen kuralları birbirlerinden etkilenirler. Ancak aralarında bir ayrım söz konusudur. Ahlak, din, görgü, örf ve adet kurallarına uyup uymamak genelde kişilerin iradelerine veya vicdanlarına bırakılmıştır. Hukuk kurallarına uyup uymamak ise kişilerin iradeleri veya vicdanlarına bırakılmamıştır. Kişiyi hukuk kurallarına uymaya zorlayacak bir güç vardır. Bu güç devletin yaptırım gücüdür. Buradan hareketle hukuk kavramına açıklık getirmek faydalı olabilir. Toplumda bireylerin birbirleriyle, toplumla veya devletle ilişkilerini düzenleyen ve uyulmadığı takdirde devlet yaptırımına bağlanmış bulunan kurallar bütününe hukuk denir. Bir hukuk kuralından bahsedebilmek için o kuralın yaptırıma sahip olması gerekir. Yaptırım, o hukuk kuralına uyulmadığı takdirde karşılaşılacak olan tepkidir. Bu tepkiyi devlet organları uygular. O halde hakkı ihlal edilen kişi devlet organlarına başvurarak hakkını ihlal eden kişiye yaptırım uygulanmasını ister. Kişiye karşı uygulanacak yaptırımlar tazminat, ceza, yapılan işlemin hükümsüzlüğüne karar verme, cebri icra şeklindedir. Medeni hukuka ilişkin hükümlerin çoğu Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş olsa da Medeni Kanun medeni hukukun tek kaynağı değildir. Medeni hukukun kaynakları, asli kaynaklar, tali kaynaklar, yardımcı kaynaklar şeklinde sınıflandırılabilir. Asli kaynakların kapsamına kanunlar, kanun gücünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, içtihadi birleştirme kararları girer. Hakimin medeni hukukla ilgili bir anlaşmazlığı çözüme bağlarken asli kaynaklarda bu anlaşmazlığın çözüme bağlanmasını sağlayacak bir hukuk kuralı bulamaması halinde başvuracağı kaynaklara tali kaynaklar denir. Tali kaynaklar ise örf ve adet hukuku hakimin yarattığı hukuk şeklinde ikiye ayrılır. Asli ve tali kaynaklar hakimin medeni hukukla ilgili bir anlaşmazlığı çözmek üzere başvuracağı zorunlu kaynaklardır. Bu zorunlu kaynakların yanında hakimin isterse başvurabileceği yardımcı kaynaklar da vardır. Bilimsel görüşler ve yargı kararları yardımcı kaynaklar kapsamındadır. Evet, artık toplumu düzenleyen kurallar, bu kuralların ayrıldıkları noktalar, hukuk kurallarına uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ile medeni hukukun kaynakları hakkında bilgi sahibiyiz. Şimdi gelelim kanunların uygulanması konusuna. Bir uyuşmazlığı çözmekle görevli hakimler öncelikle somut olaya uygulanabilecek bir kanun hükmünün bulunup bulunmadığını tespit ederek işe başlayacaktır. Somut olaya uygulanacak bir kanun hükmünün varlığı halinde hakim söz konusu hükmü söz ve özüyle uygulayacaktır. Bir başka ifadeyle
Kanunların uygulanmasında kanunun sözüyle uygulanması ve kanunun özüyle uygulanması şeklinde iki durum söz konusudur. Eğer uyuşmazlığa uygulanacak bir hüküm mevcutsa hakim bununla bağlıdır. Ancak hükmün gerek sözüyle gerek özüyle o uyuşmazlığı kapsayıp kapsamadığı her zaman belli olmayabilir. Hakim bu tür durumlarda hükmün anlamını çözmek için ilgili hükmü yorumlamalıdır. Bu durum kanunun özüyle uygulanması olarak ifade edilir. Kanunun özüyle uygulanmasında hakim genişletici yorum, daraltıcı yorum, yasama yorumu, yargı yorumu ve bilimsel yorum gibi farklı yorum çeşitlerini kullanabilir. Ayrıca subjektif tarihi yorum, objektif tarihi yorum, objektif zamana uygun tarihi yorum ve serbest yorum gibi çeşitli yorumlama yöntemlerine başvurabilir. Özetle hakim yorum yaparken önce kanunun sözüne bakacaktır. Eğer buradan bir çözüme varamazsa kanunun özünden hareketle yorum türlerini ve yöntemlerini kullanarak yorum yapacaktır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiye kitaplarınızdan ulaşmanız mümkün. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim hak kavramı ve türlerine. Hak kavramı genel kabul gören görüşe göre hukuk tarafından koruma altına alınmış ve hak sahibinin bu korumayı istemek yetkisine sahip bulunduğu menfaat şeklinde tanımlanabilir. Hak kavramını farklı kriterlerden hareketle gruplara ayırmak mümkündür. Bu gruplar konuları bakımından haklar, İleri sürülebilecekleri çevreye göre haklar, kullanma yetkilerine göre haklar, hak sahibinin belirlenme şekline göre haklar şeklindedir. Konuları bakımından haklar, para ile ölçülebilen bir değerlerinin bulunup bulunmamasına göre gruplandırılır. Bu anlamda konuları bakımından haklar, mal varlığı hakları ve kişi varlığı hakları şeklinde ikiye ayrılır. Mal varlığı hakları, alacak hakları, ayni haklar, yenilik doğuran haklar, fikri haklar şeklinde gruplandırılır. Haklar, hak sahibinin hakkını ileri sürebileceği çevreye göre de mutlak haklar ve nispi haklar olarak ikiye ayrılır. Ayni haklar, kişilik hakkı, velayet hakkı, manevi yönüyle fikri haklar, mutlak haklar arasında sayılabilecek haklardır. Nispi haklar ise alelade nispi haklar ve etkisi kuvvetlendirilmiş nispi haklar şeklinde ikiye ayrılır. Kullanma yetkilerine göre haklar, hak sahibinin sahip olduğu hakkı bizzat kullanmak zorunda olup olmamasına bağlı olarak şahsen kullanılması zorunlu olmayan haklar ve münhasıran şahsa bağlı haklar şeklinde ikiye ayrılır. Hak sahibinin belirlenme şekline göre haklar ise bağımsız haklar ve bağlı haklar şeklinde gruplandırılır. Hak kavramı ve türleri konusuna ilişkin genel bilgileri edindik. Şimdi de hakların kazanılması ve hakların kazanılmasında iyi niyetin fonksiyonuna değinmek faydalı olabilir. Hakların kazanılması kavramı, hakların kazanılmasına yol açan sebepler ile hakların kazanılma şekillerini içine alan bir kavramdır. Bir kişinin bir hakkın sahibi konumuna geçebilmesine hakkın kazanılması denir. Hakların bir kişi tarafından kazanılması hukuki olay, hukuki fiil, hukuki bir işlem şeklinde üç şekilde gerçekleşir. Hukuki olay, hukukun kendisine belli bir sonuç bağladığı olaylardır. Hukuki fiil ise kişinin iradesine bağlı olarak ortaya çıkan ve hukukun kendisine sonuç bağladığı eylemlerdir. Hukuki işlemde kişinin arzu ettiği ve hukukun bu arzuya sonuç bağladığı belirli bir hukuki sonuca yönelmiş irade açıklamasıdır. Hukuki olay, hukuki eylem ya da hukuki işlem ile hakların kazanılması aslen, devren ya da tesisen olur. Hakların kazanılmasında iyi niyet fonksiyonu Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Ama aslında iyi niyet tüm özel hukukta uygulama bulan genel ilkelerden biridir. İyi niyet, kişinin bir hakkın kazanılmasına veya bir hukuki sonucuna doğmasına ilişkin bir engeli bilmemesini ifade eder. Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasına bulunamaz. O halde bir hakkın kazanılmasına veya başka bir hukuki sonucun gerçekleşmesine ait bir engeli bilen kimse gibi bilmesi gereken kimse de iyi niyet iddiasında bulunamayacaktır.
İyi niyete kanunun öngördüğü hallerde ve ölçüde koruyucu bir rol tanınmıştır. Peki kazanılan hakların kullanılmasında uyulması gereken yasaklar nelerdir? Bu sorunun yanıtını verebilmek için hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına uyma mecburiyeti ve hakkın kötüye kullanılması yasağının uygulaması üzerinde duralım. Türk Medeni Kanunu'nun ikinci maddesine göre herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Türk Medeni Kanunu bu hükümle herkesin uyması gereken bir kural olan dürüstlük kuralını ve bu kurala bağlı olarak hakkın kötüye kullanılması yasağını getirmiştir. Dürüstlük kuralı kişilerin haklarının kullanırken ve borçlarını ifade ederken dürüst, namuslu, ahlaklı ve iyi niyetli bir insandan beklenecek şekilde davranma zorunluluğunu ifade eder. Hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığı ise her somut olay için hakkın kötüye kullanıldığını gösteren bazı olgulara göre ayrıca değerlendirmek gerekir. Son olarak hakların korunması konusuna değinelim. Hak hukukça korunan menfaattir. Dolayısıyla hakkın korunmasının asıl yolu hakkın devlet gücüyle korunmasıdır. Ancak kanunda sayılan istisnai hallerde kişinin hakkını kendisinin savunmasına olanak tanınmıştır. Bunlar meşru müdafaa, zorda kalma hali, hakkını korumak için kuvvet kullanma şeklindedir. Bu programda hukuk kavramı ve medeni hukukun kaynakları, kanunların uygulanması, hak kavramı ve türleri, hakların kazanılması ve hakların kazanılmasında iyi niyetin fonksiyonu, hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına uyma mecburiyeti ve hakkın kötüye kullanılması yasağının uygulanması, hakların korunması konularını ele aldık. Böylece medeni hukuk bilgisi dersiyle ilgili medeni hukukun temel kavramlarını ele aldığımız programın sonuna geldik. Gelecek programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.